Geldik. Nereye geldik? İnersen görürsün. İnatsın inat. Bırak. Senin gibi olmaktan iyidir. Aniden ortaya çıkan bir hikayeyle her şeyi silip atıyorsun. Sıra bana gelince söz söyleme hakkım yok, öyle mi? Öyle. O zaman asıl senin aşkın yalanmış. Sakın. Sakın benim kalbimi sorgulamaya kalkma. Ne oldu? İnsan öfkeleniyormuş değil mi? Hı? Sen bana bir soru sordun, ben de senin cevabına getirdim Zeynep. O yüzden itiraz etme. Yürü. Bu sokak. Evet, bu sokak. Ablamın vuruldu. Senin de bana adımla ilk kez seslendiğin sokak. Niye geldik buraya? Seni tanıştırmak istediğim birisi var. Benim bir sahtekarla tanışmaya daha ayıracak vaktim yok. Gidiyorum ben. Gitmiyorsun Zeynep. Canımı acıtıyorsun. Eğer beni dinlemezsen, bana fırsat vermezsen, ikimizin de canı çok daha fazla yanacak, çok daha fazla acıyacak. Buna hakkım var. Yürü. Kim var burada? Birazdan tanışacaksın. İşte seni tanıştırmayı istediğim kişi. Ali. Tamam, korkma. Ben geldim, korkma. Hiç kimse gelmeyecek sandım. Hiç kimse beni kurtarmayacak sandım. Az kalsın düşüyordum uçurumdan. Korkma, artık ben yanındayım. Hep yanında kalacağım. İlk gördüğü andan itibaren Rüzgarlı Tepe'deki o kıza sevdalı olan çocuk. Şey eskisi gibi değil ki. Ne sen o Ali'si, ne de ben o zamanki Zeynep.
Keşke. Keşke yanılsaydım. Ben sana inanmıyorum. İşte burası benim odamdı. Ablamla beraber kalıyorduk şurada. Ben sabahlara kadar şurada ders çalışırdım. Kolay ısınmazdı. Çok zor ısınırdı. Ama ben hiç üşümezdim. Sevgimiz ısıtırdı bizi. Bir de annem... Halil, baban geldi. Hadi yemek hazır. Annem yemeğe çağırınca sofraya oturduk hep beraber. Kahkahamız hiç eksik olmazdı soframızda. Babam öyle bir adamdı ki. Ekmekteyse, bir yudum su da içse, doğru bildiğinden şaşmazdı. Öyle rahatlık uğruna onurumu ayaklar altına almazdı. Ben de onun gibi olmak için didindim durdum işte. Çok açlık çektik. Çok sefalet gördük ama... Çünkü hep beraberdik. Huzurluyduk. Aile olmanın kıymetini biliyorduk. Keşke her şey öyle kalsaydı. İnsan
Çok sonra anlıyor işte. Babasına o gün son kez sarıldım. Rüzgarlı Tepe'deki o iki çocuğun hayaline. Ah Halil. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Biz hep o çocuklar olarak kalsaydık. Sen bu küçük ellerinin içinde ısıttın onu. Yaşamayı unutmuştum. Nefesim oldun. Sen yaralarımı sardıkça ben yeniden Halil oldum. Bu yüzden benden vazgeçtiğini düşündüğümde bile ben senden vazgeçmedim. Her şeyi yakıp yıkmaya, yok etmeye karar verdiğimde bile buna... Bana verdiğin... Kurdele... Kıyamadım Zeynep. Öfkem... Masumiyetine yenildi.
Halil Fırat kimliğini gizleyerek her şeyin hesabını sizden sormak üzere Yeşil Pınar'a geri döndüm. Çok geç kaldın Halil Fırat. Eğer sen bütün bunları bana zamanında anlatsaydın, biz beraber ağlardık. Beraber sarardık yaralarımızı. Her zaman olduğu gibi. Ama sen çok geç kaldın. Ben çok geç öğrendim Zeynep. Bir anda çok kıymet verdiğin baban Ömer Aslan'la, diğer tarafta benim gözümden bile sakındığım, yitirdiğim babam. Ne senin tanımadığın babamın adaletine söz söylemeye hakkın var, ne de benim tanımadığım babana hüküm vermeye. Sen konuşman gereken yerde sustun. Ben çok geç öğrendim. Ben korktum. Korktum ben. Seni kaybetmekten korktum. Sen beni asıl şimdi kaybettin. Zeynep. Hayır. Hayır. Sakın benden af dileme. Sen git. Git o Rüzgar Tepe'deki iki tane masum çocuktan af dile. Çünkü onlar herkesin yapayalnız olduğu bu hayatta birbirlerini buldular. Sen git o Zeynep'le Halil'den af dile. Çünkü sen asıl onların hayallerini paramparça ettin. Zeynep yapma. Bırak beni, eve gitmek istiyorum. Senin evin benim. Sen benim hiçbir şeyim. Zeynep. Buradayım ben sana. Rüzgar Tepe'deki o iki çocuk bizi Zeynep. Hiçbir şey değişmedi. Buradayım ben. Sana söz veriyorum. Söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.